Hacı Cavcav, Hacı Cavcav dur bekle beni, bekle beni. Yahu ne oldu? Yahu bekle bir dakika. Ay sana yetişeceğim diye nefes nefese kaldım yahu. Ay, <laughs> Ne oldu? Hayrola Karagöz'üm? Yahu hani iki yıl önce senden bir haftalığına borç almıştım ya. Ee? Al işte, 45 akçe tamı tamamına ödüyorum tamam mı? <laughs> Tuttuğun altın olsun Karagöz'üm. gözüm. Hayda, o da nereden çıktı yahu? Bir gün gelecek, hemen her şey altın değerinde olacak. Nedenmiş o? Hem sen gelecekte ne olacağını nereden biliyorsun ki? A iki gözüm nereden bileceğim? Tabii ki ürettiğimizden çok tükettiğimizi görüyorum. Oradan biliyorum. Sana söz yetiştirilmez. Peki ne yapacağız bu durumda? Kolay. Çok kolay iki gözüm. Tutumlu olacağız. Tutumlu olursak tuttuğumuz altın olmayacak bu durumda. Eee? <laughs> Güldürdün beni ha iki gözüm. Olacak olacak. Tutumlu olursak tuttuğumuz altın olacak. Hacı Cavcav, bak ne diyeceğim. İhtiyacımızdan fazla tüketmek zararlı mı? Evet. Peki ihtiyacımızdan fazla tüketmek haram mı? Hay yaşa. Tabii haram. Ha yakaladım işte. O zaman neden ihtiyacımız kadar üretilmiyor? Oh, hoppala bu nasıl bir soru ya böyle? Nereden geldi aklına şimdi bu soru? Geldi işte, sen cevap ver bakalım. Hımm, bilmiyorum ki ne desem. Hiç düşünmediğim bir şey sordun bana. Ya bak işte, hep tüketmek üzerine duruyorsun sen. O halde tüketecek kadar üretsinler. Ama tutumlu olmak da çok önemli değil mi? Eh, öyle görünüyor. Elbette önemli. Ama tüketimi özendirmek ne oluyor o zaman? Yahu Karagöz'üm, sen ekonomist mi oldun başımıza? Ne 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 dedin? Yahu ekonomist dedim. Ulan... Sensin pis. Köfte hura bak köfte. Yahu ne güzel konuşuyorduk. Niye şimdi canımı sıktın? Ha? Al sana. Al sana. Yahu dayak dayak yemeden duramıyorsun yahu. Oy. Ay 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 benim ay ay kafam ay 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 yahu sürekli beni hırpalayıp durma Allah aşkına ekonomist dedim sana ekonomist yanlış anladın beni o dediğin nedir bilmiyorum ama Boşa harcadığımız her şeyi bir gün gelip bulamayacağımızı biliyor. Hoppala! Şimdi de sen gelecekte olacak olanı şimdiden bilmeye başladın. Yok Hacı Cavcav, ne münasebet. Akıl yürütüyorum, akıl. <laughs> Bizim Karagöz akıl yürütüyor. <laughs> İyi de ediyor. Peki söyle bakalım iki gözüm. Neden tutumlu olmalıyız? Aklın neler diyecek bakalım. Yok öyle. Bir ben, bir sen diyelim o zaman. Tamam tamam. Sen başla. Tutumlu olmalıyız çünkü yararlandığımız bütün kaynaklarında bir ömrü, bir sınırı var. Yaşa! Evet. Ben iyiyim şimdi. Bütçemize göre alışveriş yapmalıyız, yoksa borca batarız. Ee, evet. Çevremize en az zarar vererek tasarruflu aletler ve malzemeler kullanmalıyız. Gereksiz harcama yerine birikim yaparak yarınlarda daha rahat yaşayabiliriz. Ha, bak aklıma geldi. İçten artmaz, dişten artar. Vay vay vay! Neler varmış sende? Madem atasözü söyledin, ben de sana bir tane söyleyeyim. Herhangi bir insan zamanını nasıl harcayacağını düşünür. Akıllı bir insan nasıl tasarruf edeceğini düşünür. Ohohoho! O halde ben akıllı oluyorum değil mi? Elbette Karagöz'üm elbette. Baksana tutumlu olmayı bize üç dakikada anlatıverdin. Yok canım. Sen de yardım ettin Hacı Cavcav. Öyle olsun bakalım. Hadi hoşçakalın.